Arabayı sökeceğiz. Usta gel. Toplamaya. Gördüğüm tapayı sökeyim mi? Altta bir tane var zaten. Dur sana şey vereyim. 13'lük mi 14'lük mi ne? Doğru mudur? Evet evet bir dakika şey vereyim sana. O zaman kalkıyor. Hop bir tane leğen alıyor. Bize basma ağır konuşuyor. Ne kadar ağır konuşabilirsin ki abi ya? Ne kaldı? O da beni videoya çekiyormuş. Abi bizde şey yok. Bizde sıkıntı yok. Yani çok ağır konuşuyor. Konuşma ya bana karşı şey. Hakikatli abim derim. Bak kanatları. Yani şunu söyleyebilirsin. Mantıklı. Onu nasıl diyeceksin biliyor musun? Başkanım günaydın. Sen bana şimdi 13 yıldız vermedin mi spesyal? Nasıl yıldız? Tapayı neyle açacağım? Şeyi mi kullanacağız? 13 mü ya? Ne biçim çıraksın sen? 13 mü? He? 13 olmaz. Hani ben mi geleyim alayım? Bir dakika 13 olmaz. 14 olur o zaman. 12 de olabilir. Olur. Japon ipne ya 12'dir ya 14'dir. Evet aynen. Olmaz yani. Sen bir her şeyi çekme lan. Keseriz buraları hep keseceğim ben keseceğim. Bak dalga elledi çektin mi? Volkan lan böyle şeyleri. Ya bırak şimdi. O dalgayla ilgilenmiyoruz. Volkan Bey bugün ne yapıyoruz? Motorumuza. SH300'ümüz var galiba. Yağını mı değiştireceğiz? Olayı medyaya taşıma. Yok YouTube'a taşıyacağım. Basının abartması derim. Tekrar bakayım. Yeni SH300'ümüz. Öyle bir şey yok. En yenisi bende. Daha 4000'de. O 4000'i de ben yaptım. 3000'deydi aldığımda. Türkiye'de galiba şey yok. Evet. Yok. 4000'de. Bir tek bu var abi. 4000'de yeni oldu. Hepsi 20.000'de. Sesi de kestim. Sonra söyleyeceğim. Ama hepsi 20.000'de. Ama şey işte yani 4000'de ama işte ufak bir sorunu var. O yani benim gözüme batıyor. Nedir şey abi? 2.7 derece bir sola çekme var. Onun tek ufak sorunu sahibi ben olmam. Hayır gidonu yeri. Gidonu yeri işte. Onu da arkadaşıma söylemedim. Gidonu yamuk gidonu. Sola doğru çekiyor. Oo, yanıyor bunlar. Mevzuya bak. Hop. Ya dökmeyelim de biz satıyoruz ya. Bu bez yanılmış. Bu bezlere yazık be. Niye? Beyaz bez tam rektifiyeci bez ya. Severim. Bez alırım. Ben bir de onlardan aldığım zaman 40 kilo alıyorum. Dedim ki bak bana bezi büyük getireceksin. Abi bak sen bu bezlerden al da. Gene de bizim aldığımız paçavralardan da kenara koy. Yok yok ben böyle bez almıyorum. Bunlar parayla alınmış bez değil. Normal bezler benim böyle böyle geliyor bana. Hani bu skuterimde bir sürü böyle tekstil malzemesi satan adamlar var böyle taşıyan adamlar. Bir orospu böyle bir sürü taşıyorlar ya. Hani getirsinler abi. Getirdi hepsi naylon. Getirdi hepsi naylon. Oğlum o konularda iyi de getirdi de onun bir pamuklu yok onda. Peki ben bunu bir sallayayım mı daha çok aksın? Hadi be fire. Marşına basan adam var biliyor musun onu? Çalıştırsan abi. Doğru mantıklı. Üst taraftaki kalan yağ hareketle beraber 250 gram kadar yağ dağılmış. O zaman ben arabanın şanslı manyağını boşaltınca çalıştırayım, vitesleri gezdireyim. Aslanlar gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Ha bu arada otomatik şanzıman dağıttım. Bak toplayacaktım. Toplayamadım. Aa bunun yüzünden geldi diye buraya. Benim yüzümden. Yani bu saatten sonra otomatik şanzıman benim işim. Şok şok şok. Bu saatten sonra otomatik şanzıman benim işim. İş bitmiştir. O kadar çözdüm diyorsun. Şey ne vaziyette? Şimdi ismi söyle. Demek ki Porsche'miz olursa sana geleceğiz. Eleman? Bu kamerayı kapatsın da ondan sonra. Yok yok. Tamam yesin. Kapatsan. Kapatsan bizi ya. Hayır, bak, bayılıyorum bir abi. Bir tane şey çekelim. Böyle sırf küfür. Ha olur. Gibi falan gibi ama şey küfür değil bu. Hani yalandan küfür değil. Normal konuşmamızı yapalım biz. Hadi yeter. Abi zaten tamam, normal konuşuyorsunuz. Sen şuraya diyecek misiniz? Kamera tak. Yok var senin. Tabii. Küfür diyecek misiniz falan filan. Bakın. Bilinçli kullanıcıdan temiz SH300. Bilinçli kullanıcı. Ne demek abi bilinçli? Ben çok merak ediyorum. Bilmezsin. Ben sana açıklayacağım. Bir saniye. Seni bilmedi. Bunu ben öğrenmek istiyorum. Bilinçli kullanıcı, motor kullanıcısı nedir abi? 2013 model 20.000'de. Ama bilinçli. Nasıl oluyor? Mesela... Özel oluyor. Özel. Onlar Kenya merkez 45 santim herkes. Ya benim ya. Ondan sonra... İstanbul Şişli'de bilinçsiz kullanıcıdan. Bu 12 lira. Kilometresi? O 380. Bir de sen bunu ne yapacaksın 35. ki? Araya bir şey girmez ki bunda. 35 mi? Peki bir şey soracağım. Kilometrenin gerçekliğini nasıl anlıyoruz? Abi filtreyi koyuyor bunun içine? Bir yetkili servise gitmişse eğer... koyuyor. Tamam neyse. Yetkili servise gitmiştir kayıtları vardır. Bir de Fendi Moyayna zamanları vardır. Bu kaç model? Oradan abi 2 kere 3 kere götürüyorsun. Geçiyor 12. yani o kilometre... Bir de birçok kadran 100.000'i geçmiyor ki benim gördüğüm. Ya geçmiyor ama tabii, genelde kırmızı bordo var motorlarda çok
20 bin. Onun peşine gitmezler. Bir de Honda kolay satılan motor. Honda, tabii canım. Honda iyi bir motor. Honda'nın kilometresinin çok olması, al benim skuter 50 binde canavar gibi gidiyor. Hem de daha da iyi gidiyor. Mesela en son muhteşem bir ilan okuyorum. Lütfen. Türkiye'ye en son gelen ve en temiz Honda Esat. En son gelen bizde. En burada, son... burada ben şu lafı söylüyorum. Yalan! Bizde yalan yok. En son ne zaman geldi Esat? En son dün. En son ben getirdim. Aa, yatak odasında falan çekmiş. Hani ne kadar titiz. Şu denizci grisi. Bizim vardır ya deniz şey grisi. Volkan Bey, sizin biraz yağ değiştirme SH 300'deki yağ değiştirme nasıl gidiyor? Normal, standart. Allah standartınızı verir. Muhteşem. Şey Bülent Ersoy gibi. Arada oturuyorsun. Çok gürültülü olmuyor mu? Bunu 25 Newton sıkıyorsun canım. Elinizdeki tork metrenin ölçümü var mı ki? Bu tork metre değil, bu ıh metre. Ih deyince bırakıyorsun. Tamam. Ih noktanız 25 tork mu? Ih işte tam gaz kaçıracağın anı kaçırmadığın anında. Ben de olsam öyle sıkarım zaten. 21.790'da. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bu motor eğer çok düzgün böyle adam gibi zamanında yağ değiştirsin 30.000 kilometrede problem yok. 70-80 binde gördüm ben bir tane ya. Ya 60 binde mi gördüm? 30.510. Bitti mi? Bitmedi daha. Dolum yapacağız daha. Daha var, daha bitmedi. Çok var mesela 9'da. 9 mu? 5 de en son. Demek oo, 60. 26.500. Abi bu 26.000'ler falan. Mümkün değil. Değildir ya. Abi bu motorla gezilir. Hayır değildir ya. Bu motora binen inmez. Bak Alettin abi bana söyledi. Diyeceksin dedi diyorum. Kaç? Ama peki. Ne kadar yakıyor? Alışırsın bana bırakmazsın bile dedi. Vallahi bırakmam. Sana yakışmıyor. Bırakmam. Orası bu çocuğu. Ben pek hoşlanmam. Orası bu çocuğu. Tamam abi. Alıcı gördüm abi seni. Peki yok, alıcı gördüm yok, seni. Gözlerimi kapattım. Olmaz. Hayal ettim. Aa bak 22 bin liraya, pardon 21 bin liraya bir tane Beverly 350 gördüm. Rengi falan çok hoşuma gitti. Salih'te motor. Onu bana al, bunu vereyim sana. O da iyi gidiyor biliyor musun? Hı-hı. Onlar da güzel. Güzel, güzel. Çok beğendim. Gri mri kahverengi koltuk falan ben. Harika makine. Şimdi, Revo motor inanmayacaksın Japon gibi. Güzel. Çünkü BMW'lerin takıldır. Ama Beverly'yi de sıfır almak lazım be kardeşim. Abi ışık alabilir miyim? Getireyim mi? Ben bu tapaya hayvanlık yapıp pulunu geçmiş olabilir miyim? Pulunu değiştirmeyecek misin? Hayır. Neden? Pul değişmez abi. Pulu değiştirdiğin zaman sıkıntı yaşarsın. Pul verir saçmalama. Benim bildiğim her seferi de değiştirmek lazım. Biz değiştiriyoruz ya bozarlar üzerine bakma. Yo gayet de güzel duruyor. Çok güzel ya böyle. Bak, böyle pulum olsun. Onda pulunu göstereyim sana. Bak, onda pulunu gör. Bak, görüyor musun? Özel. Çok özel. Nedir abi özelliği bunların? Bak fiberli. Ondan sonra çok kaliteli ve ithal bu. Bunlar burada Türkiye'de bak. Bunlar Türkiye'de imal ediliyor. Bunlar da hata çıkıyor ya. İnanamıyorum ya. Daha çok domalamayacağım bizleri bari. Ben domalayayım. O kadar yeter abi ona. He? Eski pulun olacak. Çöp atacağız abi onu. Abi bırak Allah aşkına. Abi 5 dakika bugün. Tamam, yağın basıncını kaldırmayabilir abi. Niye riske giriyorsun? Yürü lan sen de. Abi şimdi onu sen geçirirsen bana hak küfür edeceksin. Hayvan gibi mi sıktın? Olabilir. Kaç Newton'da abi? Karıştırma. Neredesin? Nerede? Şurada orada bir yer. Neredesin? Sen o kadar da şey yapamazsın. Bir şey yapayım. He. Gördüm. Neredesin? Dizlerim ikisi de çatlak. Ha neden çatlak? Hastaneye gittim. Benim de dizlerim kötü ya. MR çektiler. İki dizde böyle bu kadar çatlakmış. Benim dizim ağrımaya başladı. Bir vallahi tanesi minüsküste yere kadar yırtıkmış. Çok mi? Motor kullanmaktan mı? Ya işle alakalı. İki tane dizlik verdi. Çalışırken tak dedi ki şu an takmıyorum. İşte motorda salak gibi takmadım. Bir de bir tane değişik bir vitamin verdi. İşte kemik iyileştirici falan. Oğlum bak. Çünkü sen hareket ettiğin sürece para kazanıyorsun. Yani bu çok sıkmamış. Yani yumuşak güzel sıkmış. Büyük aynen ezdi güzel. Ya, büyük ezdi yemin ediyorum. Filtreydi 25 metresi. Bunu aslında torklar atarak sıkmamız lazım da. Hiç gerek yok. Ne kadar özeniyorsan o kadar bok oluyor. Şok şok şok! Ne kadar özeniyorsan o kadar bok oluyor. Gerçek bir uzman gibi konuştu. Abi sen bildiğin yattın ya. Ben öyle ne yapayım? Ben de yataydım, ben de yapardım. Senin üstün temiz oğlum, benim üstüm. Kirli. Benim üstüm zaten. Benim içim pis abi. Ben iki gündür yıkanmıyorum. Kızım biri bana böyle yaptı. Volkan abi dedi sen dedi benim böyle gözüktüğüme bakma dedi. Benim dedi ruhum kaşar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Benim dedi ruhum kaşar dedi bana ya.
Ya ben buraları hep keseceğim bak. Ben çok güzel konuşurum onun yani. Evli bakmış olur çocuk sahibi adamız. Bizim başımızı hiç çıkartma. İş verme bize, iş verme. Hacı diyor, ne oldu abi? Sen de sahip çık, sonra iş verme başımıza diyor. Valla biz aslında kibar tepkiydik. Yan geldi o için böyle konuştuk. Senin içinde varmış o. Senin için kaşarmış. Ben ne yapayım? O kedi ne yapıyor lan? Nerede? Afrika'da. Yemek yiyor. Ne yapıyor? O kedi prenses ya. Çok korkak oğlum. Dövdüler dün akşam. Dün akşam bondan evvel ki. Boğdular onu çok fena. Dövdüler. Şey kaydı. Kedinin çarçını kaydı biliyor musun? Psikolojisi falan bozuldu. Zavallı. Büyük ihtimalle ilk defa saldırıya maruz kalıyor. Alıyor bunu abi. Evet, ben de gidiyorum beyler. Bu pis oldu. Ya pisler var. Tamam. Devam edeceğiz. Ya onu niye alıyorsun? Orada alırız onu. Hayırlı işler diliyorum. Niye gidiyor mu? Gidiyor. Ne yapayım? Karpuz kesecektik. Karpuz. Böyle bir sana bir lafa dönerse ben uyuz olurum o lafa. Yani gidelim abi. Cem, gitme ya şey yapalım, bulgur yapalım. Yapma, deme. Deme öyle şeytan, dürtme de şeytan. Ulan ne yedik be. Şey, yalnız hiç bokum. Aa, şeyimiz var. Bir şey, pilavımız var. Ne pilavı? Sen bunu demin böyle yapıp duvara mı dayamıştın? Ya karşıya daya. Yani duvar pislenirse sonra... Ya böyle karşıya daya. Şekil olmasın. Tamam onu öyle dayamıyoruz da ben silip dayıyorum da önemli değil. Pilav mı yaptın sen? Yapmama gerekiyor. Pilavın yapma süresi 15 dakika. He. İstiyorsan yaparız hadi. Yani kaç zaman kendimizin pilavı yok. Kebapçıya gider yeriz ama. Ha burada ya, karınki pidesinde de pilavcı var, güzel yapıyor. Sen bizim yaptığımız pilavı hiç yemedin ki. Evet, bu böyle hakaret. Ben senin yaptığın çoğu yemeği yedim. Hepsi yok, çok pilavı, lezzetli. Bir dakika, son zamanlarda bize bana ağzımız elini hayır, sürmem yani. Bir şeydir, güzeldir yani. Yok, son zamanlarda... Ben bir marşa basayım mı? Hayır. Çevir, çevir. Niye? Kartası. Olmaz. Çin izleyebilir. Ama dediğin gibi arabacılar yapar da... Sen bir dakika yağ koydun mu ki? Evet, daha yağ koymadım. Ha, hayır. Yağ koyma pozisyonu var abi. O ayrı bir pozisyon. Tabii. Domanıyoruz. Şey... Teker omuza mı? Kaç kilometre değiştiriyoruz? Motor yağını mı? 100 kilometre de değiştiriyoruz. Hayır, hayır. Kaç çok olmuyor mu ya? 100, bence 50'de bir yapalım. Şu an 800 kilometre... Ya yani yer siktir git benim motoruma çıkma ya. Bu da öyle bir sevgi manyağı çıktı bu da şimdi var ya. Bu da öyle bir sevgi manyağı çıktı. Öyle bir sevgi manyağı çıktı. Ha. Duyarsan 6000'den 6000'e değiştiriyorum ve yanık yağ koyuyorum. Kedi neden yanık yağ? Özellikle ben özel bir proje üzerinde çalışıyorum. Ağaçlık çok kötü. Kahrolsun fakirler. İğrenç herif, iğrenç. Acı bademin yarısı bunun ama kendisi şey. Ağaçlık çok kötü. Nekes. Ağaçlık çok nekes kötü. Nekes oluyor. Filmde öyle diyor. Ağaçlık çok kötü. Ağaçlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Hayır bunu bunun hiçbir açlığı da yok aslında. Açlığa da ihtiyacı yok. Şunun bütün açlığı şu an şey, Duster. Kız nasıl güzel bir şey. Duster olayı bitti. Duster mı? Ben Boxer anladım. Porsche olayı. Hoş bir şey giyeceksin kız. Duster? Yani, Dacia Duster. Ben bir şey yapabilir miyim? Hayır geçebilirsin. Boxer mı dedi? Al, şey vereyim mi? Ben alayım. Sen adresi ver ben alırım. Sen karışma. Papağanına bak. Şey, ha onu söyleyecektim Alaaddin. Kuzenimin çalıştığı firmadaki firma sahibinin karısında 2014 mi? 2015. Kaçta koyuyorum ha? 15. 1.2 idi galiba ya. Sanki ondan daha fazla. Yok. 1.4. Bu zaten 0.4 değil miydi abi? Ha tabi o, az koy. Tamam. Az koy. Abi 1.8. 1.8 miydi? Bunda 1.8 boşalmış. Vallahi hatırlamıyorum. Olabilir 1.8 olabilir. Koyup deneriz daha. Sen önce 1.5 koy. 1.5 1.6 koy. Sonra. Çıkanı ölçmedin mi? Yağımız da bu. Reklam yapacaksan bunu yap. Motul. Litresi, gerçekten iyi mi? Litresi 75 lira. Ha sudan. Rossi'nin yarışta kullandığı yağın bu kaç? 10.40 mı? 5.40. Bu 5.40 evet. Rossi'nin yarışta kullandığı yağ. Gerçekten. Yalan. Bunu bizde asla yalan yok. İşte oldu tamam. Bizde asla yalan yok. Peki bu motor için uygun mu bu ya? Uygun. Yan yatarken böyle viraj alırken falan faydasını görür değil mi böyle dizler yere öyle bir laf yok. Öyle bir laf yok.
Bu yağ öyle bir yağ ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını bile korur. Abba. Bu yağ öyle bir yağ ki, öyle bir orospu çocuğu ki beni çok güzel sikti bu marka. Ben bunların distribütörüydüm, hayatım sikildi. Abo, buraları hep keselim bence. Hiç fark etmez, aynen basam. Yürü, yapıştır, tam gaz. Tam gaz. Aslan niyetim, yani bu skuterin yağı nasıl değişir anlatmaktı ama çok başka bir şey çıktı. Yok, öyle istersen öyle de yaparız canım. Şey, o bulduğun Beverly kaç kilometrede? Bakmadım ki. Abi sen onu alacaksın herhalde. Yok, benim tarzım değil o. Ha, yemez zaten. Abi şu an 1-200 falan koydum herhalde galiba. 1-500 koy. Orası yarımsa. Çok fazla koyma, almak zorunda kalırız. İşte o yüzden bu şu an. Tamam koyma fazla, şeyde kontrol et tapayla. Arabadan alıştığım için amına koyayım. 9-10 litre, 9-10 litre. Sizin şey 16 litre mi alıyor hava soğutmalılar? Ha, suyu 16 litre alıyor. Suyu 20 litre alıyor abi. Ha, suyu 20 litre alıyor. Hava soğutmalı değil ama su 20 litre. Damacanayla su mu alıyor? Hayır, hava soğutmalının aldığı yağ 9-8 değişiyor. Önde yağ radyatörlüğü mü var? Tabii bizim hep radyatörün bütün hepsi önde. Ha, yok, radyatör olmasa da biz kazandı abi, kartel yok bizde. Tamam, kuru kartel. Tamam. 9 litre ya. Vazgeçtim. Zenginlik niye, belirtisi bence ya. 7 litre alıyor minibüs. Hayır o minibüs. Abi bunu sıkmadan bakıyoruz değil mi? Sıkmıyorsun evet. Daha öyle eksik. Tam onu dolu dolu şey yap, sonra çalıştır tamam. Motoru. Çalıştır, çeksin biraz, sonra tekrar ayarlayalım. Şey, oğlum, birisi kaç? 2000 motor, 2500 motor, bu 3800 motor ya da 3600. Hangisi? Porsche'de? Porsche tabii canım. Yok. 1300 gidiyorsun. 1600 olanı yok mu? Vardı. Var mı? 1600... 924'ler galiba değil mi? 924 daha 1.6 mıydı? 1.6'ları var ya. Volkswagen motorlu, eski. Tam bize göre işte. Niye? Bizim neyimiz? Açlık çok. Kötü. Ha, bizim neyimiz var? Neyimiz açlık eksik? Çok. Kovayla kürek alayım ben. Ya bizim neyimiz eksik? Açlık çok kötü. Biz o kadar çok paramız var ki hobi olsun diye dükkan açmışız. Yani benim kira gelirlerim her ay 1 milyon da. O yüzden pilav yiyoruz ama. Evet. Sıçarken bir de topak pilav sıkıyoruz. Senin sorunun. Ben hiç öyle bir şey yemiyorum yavrum. Bas. Güzel, ben hiç öyle bir şey yemiyorum. O senin sorunun. Pilav yiyoruz diyor. Pilavın içinde minimum ithal. Yağlanma sönmüşse filtre olmuş mu? Birkaç tane var. Olur. Tamam. Şey, pilavın içinde bilimum, ithal fındık, fıstık ne varsa var. Ondan sonra ayrıca çam fıstığı var. Ayrıca bir avuç kuş üzümü var. Elim kadar tereyağı var. İki elim kadar kavurma var. Sonra pilav diyor. O pilavı yiyebilen adam mı var lan? Abi öpüyorum ben seni, gidiyorum. Bir an burada kalırsam o pilavdan ben şimdi gider yine alışveriş yaparım. Bayağı çekiyormuş. Tabii. Biz biteriz. Cümleden iyi akşamlar. Bir şey almaya gerek yok ya. Görüşürüz abim. Hayır abi dayanamam. Açım. Sabahtan beri bir şey yemedim ya. Adam açlık kötü, açlık çok kötü deyip duruyor yani. Aç. Ve yani evde yiyeceğim de bir yoğurt ve salatalık başka bir şey. Pizza ısmarlayayım mı ya? Hayır ben o diyet yapıyorum. Abi, ben diyet. Allah Allah. Ben de yapıyorum. Benim yeriz. Değerler çok yüksek çıkıyor. Diyet mi? Hiç sevmem. Çok koyma. Alaaddin çelik şant bulursan 4 tane hayırdır. Niye çelik şant? Kanguya çelik şant koymaya karar verdim. Oğlum ben çelik şant ben nereden bulurum ki? Olur ya abi, biri gelirken düşürür, müşürür. Tabii tabii, hayır, sen bunu Volkan'a duyuyorsun da bana söylüyor. Yok, o Porsche aldığım zaman duyuracağım onu. Porsche'yi al abi. Porsche'yi al da. Sen Porsche'yi alabilecek hale geldi. Yok lan, atlama senin aşağı. Ne var lan? Tutturuyorsun işte, tutuyorsun. Ne var? Ne mıyım bir şeysin sen de be? Kim tutar beni bir saat seni ha? Ya, tamam, tamam. Yat geç. Konu kapanmıştır. Hah, tamam, yat konu. Bu kedi inanılmaz. Dün akşam geldi. Tuvalete girdim. Kapının önünde bir bağırıyor, bir bağırıyor. Yalnız kalmak istemiyor. Allah'ım yarabbim ya. Abi bu kadar çabuk sahiplenmesi çok enteresan evet, ya. Evet, ama benim kedi, bütün kedilerim böyleydi. Hepsi böyle geldiler bana. Evet, öbürü de böyle gelmişti. Evet, bir tane bunun gibi bir tane daha geldi. Kapıdan elimi uzattı, omuzuma çıktı. Allah Allah. Bu da öyle. Omuzdan omuzuma çıktı. Ya, Honey neredeydi abi? Karşıya, şimdi bak sarının öbür tarafına. O değil, karşı dediği hemen. Peki Volkan Bey, bu... Bu açık dedi hemen oraya. Aletin filtresi kaç lira? Yağ filtresi. Oğlum hala mı çekiyorsun? Oha lan. Niye? Öyle. Kaç lira? 40 lira galiba ya. 40 lira mı? Honda kaç lira diyorsun? Bizdeki fiyat top. Zaten 5 lira diyorsun.